Serhat Yapıcı. Bugün programlama dersinde C# dilinin temel Visual Studio çalışmalarını yapacağız. Burada XAMPP dili yardımıyla buton, text box, label, text block, check box, radyo buton ve imaj gibi temel kontrollerin kullanımını göstereceğiz. Burada şu an şuradan projemizi başlatabiliriz. Bu arada sanal sunucu kullanıyorum. Gördüğünüz üzere bilgisayarım bayağı dolu. Kasma yaşayabilirim bu konuda. Özür diliyorum sizden. Burada projemizin adını belirliyoruz. Projemize ne isim verelim? Ben Nüzem Değerlendirme diyeceğim. Nüzem Değerlendirme formu yapmayı düşünüyorum. Hemen. Fonksiyonlarla diyelim. Temel araçlarla diyelim. Evet, ekranımız geldi. Çok büyük bir ekran. Şuradan değiştirebiliyoruz. Ve gözüme benim ilk çarpan şey de burada grid şey oluştur. Tam bunu sileyim. Gözüme çarpan main window olması. Yani title'ı değiştirmek istiyorum şurayı. Buradan da değiştirebiliriz. Buradan da değiştirebiliriz. Ben bunu Yunizem değerlendirme formu diyeceğim. Evet. Genişliğini buradan ayarlıyoruz. 500 bence idealdir diye düşünüyorum. Evet. Boyutu da 650 verebiliriz. Şu şekilde enter'a basmamıza gerek yok. Evet. Şöyle büyüteyim. Pek şu an bir şey gözükmüyor. Evet. Buradan araç kutumuz var. Ben bunu daha önce açtım. Size açık olarak gelmeyebilir. Bu araç kutusunun kısa yolu. Şuraya yazayım. Kontrol. Şöyle yazayım. Kontrol. V, X. Yani WX. Yaptığınızda gelir. Kendini sürükle bırak yöntemiyle de yapabilirsiniz. Örnek olarak göstereyim. Label. Label gördüğünüz üzere label ekranımız geldi. Buradan bunu istediğimiz gibi sürükleye bırakabiliyoruz. İşte content'ini değiştirebiliyoruz. Farklı şeyler koyalım mesela. Ne koyalım buraya? Karşılama metni koyalım mı? Evet, hoş geldiniz diyelim. Şu şekilde. Şuralardan düzenden herhangi bir yükseklik genişlik verebiliriz. Metini düzenleyebiliriz. Şurayı hem fontun düzenlenmesi. Mesela ben bunu bu şekilde yapacağım. Şuradan burayı 20 yapacağım. Evet, çok bence güzel oldu. Şu şekil. Evet, ayarlayalım. Buraya uygundur diyorum. Hatta şunu biraz daha küçültmek istiyorum. Çok büyük oldu. 450 yapacağım. Evet. Bunu da şu şekil. Hatta ben bunu tam ortalayayım. Şöyle yapayım. 400 yapsam evet şey 40 ya şurayı evet 400 arkadaşlar karelerden yardım alabiliriz cetvellerden yani tam burası ortası olması lazım hemen hemen evet görebiliyorum
Buraya ne yapalım? Mesela şey yapabiliriz. Text block oluşturabiliriz. Şöyle. Buradan yardımcı olarak bize gelebiliyor. Text block'tan ne yazalım? Hoş geldiniz isim diyelim. Bize bir isim şey oluşturdu buradan. Bunu alabiliriz. Bu alanı küçülteyim. Bu ismi yazıyı buradan font size yapabiliriz. Yani nasıl diyeyim, font size derken yazının boyutunu ayarlayabiliriz. Font şöyle size 25, yani 24 diyeyim. Şu an neden olmadı? Bakın arkadaşlar, mesela şurada örnekte görüldüğü üzere ben S harfini büyük yapmadım. Şurayı büyüklük fark yapıyor. Burada metini bu nasıl oldu? Çünkü text block'tan sonra büyük ihtimal yerde hata yaptım. Daha yeni. Evet, şu an çok büyük oldu. Şuradan değiştirelim. 18 yapalım. 18 de büyük. 16 güzeldir. Evet. Yine evet, güzel oldu yine ya. Bundan yine aynı şekilde text block'tan bir tane daha oluşturalım. Bunları da aynı değer verebiliriz. Şurada ben yanlış yaptım. Neden olmadı? Anlamadım. Tekrardan deneyeceğim. Font. Evet. 16 diyelim buna. Sefer problem olmadı. Ekranım çok küçük. Kusura bakmayın. Hem sanal sunucu hem de kendi şu anki bilgisayarımda ekranım çok çok küçük. Şu şekil yapabilirim. Tam şuraya göre ayarlayacağım. Bunu da aynı hizada olması dileğiyle şöyle. Şuradan biz yani daha düzgün görüntüler için harici olarak cetvel yerine yön ok tuşlarını da kullanabiliriz. Bu şekilde yaptım. Şu an bunlara text araya girebiliriz. Yani girilecek metin. Text. Yani text araya diyorum, kafam gitti. Text box olması lazım. Evet. Text box boşluk olabilir. Ya da bir şey yazmamıza gerek yok text box'a. İçi boş olsun. Sağın içine metin girilecek. Evet, bu boyutta gayet iyi, uygun.
Bu arada çok büyük oldu ekran. Bunu hemen ayarlayacağım. Yine aynı şekilde buradan kopyalayabiliriz bunu. Yaptığımız işlemi şu şekil. Yine aynı şekilde de kopyalayabilirim. Hemen altına. Evet. Evet, buradan ne yapabiliriz? Frame yapabiliriz. Bir frame verelim. Buradan background rengini ayarlayabiliriz. Bunu sarımtırak bir şey olmasını istiyorum. Şu şekil. Evet. Gayet uygun. Bunu buradan veriyorum. Olumlu ve olumsuz yönleri şeklinde gibi düşünmeyi düşündüm. Yani ay dilim dönmedi. Bir buraya aynı şekil. Tekrardan bunu bu şekilde kopyalayacağım. Ya da tekrar yenisini oluşturayım siz görün. Ya da yazarak da oluşturabilirim. Şu şekil. Frame. Frame'e şey vereyim. Gerek yok bunlar ama şu şekil olumsuz. Aynı özellikleri vermek istiyorsak buradaki özellikleri verebiliriz buraya. Bu yazdığım frame'e. Buraya da aynısını vereyim. Neden çalışmadı? Çünkü şuradan dolayı. Evet. Tamam. Bunu alıyorum. Buraya. Evet. Bunu kırmızı renkte yapmayı düşünüyorum. Olumlu, olumsuz şeklinde. Olumlu. Evet. Şu an bir çalıştırabiliriz. Şöyle yapayım. Soyad yeterli midir? Onlar düzenledi. Şimdi başlatıp bakalım nasıl bir görüntü oluştu. Şimdi güzel bir form oldu. Burada düzenlemem gereken bir yerler var. Burayı şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Şunu da buradan yapmayı düşünüyorum. Bunlara da text, yani background da verebilirim. Yazılacak alanın rengini ayarlarken hangi renk olsun? Açık turkuaz yapabiliriz. Şu şekil. Diğerini de aynı rengi vermek istiyorum. Kodu burada. RGB kodu. Buraya oluşturuyoruz. Tamam. Buradaki fırça üzerindeki düzenlemeleri buradan yapabiliriz. Ben bunları kalın yapacağım. Yani bunu size göstereyim. Font weight bold. Yani fontun tipi ile alakalı. Font size da fontun tipi. Font weight de font kalınlığı türü italik. Yani italikten kastım eğik olarak. Buraya yukarıya bir resim yapabiliriz. Arkadaşlar şu şekilde yapayım. Evet arkadaşlar şu an tekrardan bilgisayar üzerinde arama yapıyorum. Bilgisayarımda hiçbir resim yok. Yeni format attığımdan dolayı. Yani yeni sanal sunucu kurduğumdan dolayı. İçerisinde herhangi bir... Aa, çok güzel. Evet. Durdurabiliriz.
Bunu bir şekilde alacağını umut ediyorum. Bu saatin imaj olarak bize kendisi biliyor ve imaj dosyasının kendi kütüphanesinin içine yükledi ve source kodunu gösteriyor. Şu şekilde koyabiliriz. Evet, hoş geldiniz. Ya, buraya check, yani checkbox koyabiliriz. Yani nasıl diyeyim? Olumlu olanları seçsinler. Şekilde buraya frame'den sonra şuraya şey yapayım. Checkbox. Buraya diyeyim ki ya da biz karşı taraftan checkbox yerine aynen olumlu yönleri ders hızlıydı diyelim ya da yok olumlu yönlerine ders süresi uygundu seçeneği yapıyoruz. Evet, checkbox'ımız nerede? Burada. Bunu grid alanın frame alanın içerisine koyacağım. Tam burası uygun. Aynı şeyi tekrardan kopyalıyorum. Buraya bayağı bir doldurabiliriz. Şu şey, ikisini kopyalayayım bu sefer. Şu şekil. Bunları da çekmek istiyorum. Arkadaşlar, olumlu yönlerinde radyo buton yapalım. Buraya ders süresi uygundu. Şuradan content. Tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Süresi uygundu diyelim. Olumlu da hocalar tutumlu mu diyelim, yok. Dersle alakalı gidelim hep. Ders müfredata uygundu. Ya da uygunu değil, ders süresi tik olsun. Ders müfredat tik olsun doğruysa. Ders işleniş diyelim. Gözümde atladığım bir şey var burası. Buraya da ne yazalım? Ders
Ders tamamlama, ders süresi, ders müfredat, ders işleniş. Bu tarafa da Unizem'le alakalı olsun. Sorunsuz bağlantı. Kaliteli görüntü. Kaliteli ses diyeyim. Problem yaşanmadı diyebiliriz. Bunları buradan da düzenleyebilirim. Aynı şekilde bu sefer olumsuzlara farklı bir şey yapalım. Burada bu alanı böyle biraz küçültmek istiyorum. Evet. Olumsuzlara şey kullanabiliriz. Kullanmadığımız başka temel birimlerden neler var? Radyo buton kullanabiliriz. Bunlara radyo buton kullanabiliriz. Radyo buton kullanalım. Hemen şöyle bakıyorum. Ekranı küçük tekrardan. Şöyle. Radyo buton. Buraya ne diyelim? As. Neyle alakalı olsun? Olumsuz. İki seçim arasında bırakabileceğimiz bir şey olsun. AKTS ile alakalı olsun. AKTS uygun. Yok, yine yukarıdakiyle aynı mantık olacak. Biz sadece bir seçim sunalım. Ne seçim sunalım? Ders süresi seçimi sunabiliriz. Buraya ders süresi ne ekleyelim? Mesela yani günlük ders süresi diyelim. Günlük ders süresi 2 olarak verdim. Bunu hemen şurada düzenleyeyim. Buraya bir label ekleyebiliriz. Şuradan alabilirim. Buraya label'ın içine ders süresi yazacağım. Günlük ders süresi. Arkadaşlar, olumsuz öneriler aslında bu burada dursun. Şöyle yapalım. Olumsuz önerileri siz girin. Yani nasıl? Olumsuz öneriyi siz açıklama metni olarak girin. Yani bir nevi de text box şeklinde girebilirsiniz. Olumsuz yere text box koyabiliriz. Şu şekilde koymak istiyorum. Şöyle. Gayet uygun. Buraya içerisine bir yazı koysak mı? Koyalım. Şey koyalım. Şurada text yazan kısma koyuyoruz. Buraya yazabilirsiniz şeklinde yazalım. Buraya yazabilirsiniz. Olumlu tamam, ad soyad şeklinde olsun. Şey de koyabiliriz, ad soyadının yerine bir de öğrenci numarası. Şu an bakıyorum, şöyle burayı komple seçip aşağı taşıyalım. Şöyle biraz küçültelim. Hepsini bir. Tamam. Yukarıdan da burayı böyle çekersek. Evet. Öğrenci numarası diyelim.
Bunu da aynı şekilde kopyalayacağım. Yoksa videomuz bayağı bir uzun olacak. Buraları gösterdiğimiz gibi oluyor. Tamam. Buraya text block kısmına, text yazan kısma hemen öğrenci no diyelim. Evet. Yana kaydırıyorum. Evet. En güzeli düzgün olmasını istiyorsanız şuraya öğrenci no ya da öno diyelim. Gayet düzgün olsun. Şöyle yapalım. Burayı aynı şekilde kopyalayıp aşağıya vermek istiyorum. Şu tasarımı göremiyorum. Çok küçük ekranım. Evet. Buraya no yazıyorum. No. Bu kısma da bölüm. Evet. Günlük ders süresi seçim ekranından 2 şöyle yapayım. Burayı kontek kısmından düzenliyoruz. 2-4 olsun. İkişerli şekilde gitsin. Tekrardan pardon geriye döndük. 2-4 ya da 2-3-4 diyeyim. Şöyle. Dört, beş, altı. Beş, altı. Diyelim. Beş, altı. Tamam. Şuradan bakıyorum. Evet. Bunun eşitliklerini yapıyoruz. Evet, güzel oldu. Şurayı ortalamak istiyorum biraz daha. Şu şekilde. Tamam. Burayı arttırabiliriz. Farklı radyo butonları koyabiliriz. Ama burada şimdi buraya gönder butonu yapmak istiyorum. Yani bir buton düştürüyoruz. Gönder diyelim. Böyle kocaman bir butonumuz çıktı. Küçültüyoruz. Evet. Burası iyi, uygundur diye düşünüyorum. Evet. Buraya da yapımcı ismi gibi düşündüm. Bir label oluşturmak istiyorum. Tekrardan label. Label content'e de bilgilerimi yazmak istiyorum. Şurada öğrenci numara Ankara Üniversitesi. Şuradan görüldüğü üzere. Arkadaşlar 183-4-39 AÜ UE şöyle
bilgimi yazdım buraya. Şöyle yapalım. Bilpro. Buranın fontunu falan değiştirmek istiyorum. Beğenmedim. Buraya gönder butonuna. Daha önceden burada hazırlamış olduğum bilgilerinizi onaylıyor musunuz? Gönder butonu. Mesaj şu, bu şekilde bunu almak istiyorum. İçerisine tıkladığımız anda komut yazma yeri geliyor. Buraya buradan mesela örnek olarak yazalım. Mesaj box. Evet. Nokta. Show diyelim. Şekil. Ne yazalım? Gönderme işlemini kesinleştirmek istiyor musunuz diyeyim. Virgül koyuyorum. Şey olsun, kayıt ol. Yapayım. Yok. Form gönder olsun. Mesaj buton yes no diyelim. Ama şöyle bir durum var. Tam yazıdan dolayı kusura bakmayın. Arkadaşlar mesaj box buton aynen de şu an neden gelmiyor onu anlamış değilim. Çünkü neden virgülümü koymadım? Evet, fark ettim. Evet, şu an geldi. Gelmiyor. Tekrardan bir yerden hata yapmış olabilirim. Şu an doğru gözüküyor. Buton yes no şeklinde kaydetsem emin değilim çalışmayabilir. Bir programımızı çalıştırayım. Bekliyoruz. Şu an bilgisayarımda aşırı derecede RAM'imde yüklenme var. Evet, şu an hazır olduğunu söylüyor. Geliyor. Hata olduğunu belirtti. Burada nerede bir hata var? Evet, burada hata yaptık. Büyük ihtimal burada.
Burada yanlış olmazsa bu şekilde. Evet, şurayı yanlış yaptık. Bakıyorum tekrardan. Evet, nokta olacak. Şimdi tekrardan bakıyoruz. Bize hatanın nerede olduğunu söyledi. Tekrardan bakıyorum. Burada A. Bunu iki noktalı virgül koymayı unuttum arkadaşlar. Tekrardan bize böyle bir şey geçersiz olduğunu söyledi. Evet, çünkü buton bakıyoruz. Mesai yapmışım. Böyle bir şey yok. Doğrusu bu. Evet. Ve hataları da görmüş olduk. Evet, programımız güzel bir şekilde çalışıyor, lakin buraları bakıyorum çözünürlük şeyinden dolayı. Evet, şu şekilde ekranımızda da göründüğü üzere saat yapacak. No 183. Şöyle açalım. 349. Bölüm. Olumlu yerlerde şu an herhangi bir olumsuzluğunu görmedim. Bağlantılarda sorunsuz, bilmiyorum. Arkadaşlar da çok sıkıntı yaşıyormuş görüntü ve sesle, ama ben de hiçbir şekilde problem yaşamadım. Olumsuz yönlerini buraya yazabiliriz. Aklıma gelmiyor. Şimdi katlarıyla ilgili. Bir de iletişim sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Günlük ders süresi de 3-4 saat uygun. Gönderdiğinizi gönderme işlemini kesin eksiltmek istiyor musunuz şeklinde geliyor. Formumuz bu şekilde bitti arkadaşlar. Burada eksik ve hatalı olduğum yerler oldu. Bu yüzden affola. Sizden şöyle demek istiyorum. Bunun üzerine herhangi bir profesyonel anlamda düzenleme yapılabilir. Ben şu an neyin ne şekilde yapılacağını basitçe size kendi imkanlarımla şu an göstermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.